Burası bizim evimiz. Benim ve 5 kardeşimin doğup büyüdüğü ev. Burası da bir köye benzeyen mahallemiz. Siz şimdi bu dağ taşı görünce inanmazsınız ama burası İstanbul'un göbeği. Vallahi İstanbul'un göbeği. Ne de olsa çeşit çeşit İstanbul var. Bizim hikayemiz de bu İstanbul'da geçiyor. Ben kim miyim? Ben Filiz. Filiz Elibol. Elibol ailesinin ablası. Malikanemize hoş geldiniz. Bu da malikanemizin demirbaşı, biricik babam. Rahmet, Hikmet, Fikret, hadi 7:30 oldu. Tamam, 5 dakika daha. Hala 5 dakika diyor. Giriyorum. Hadi kalk. Kalk. Saat 7:30. Hadi. Saat 7:30. Abla ya. Geç kalacaksınız. Lan çok sıkıştım. Acayip sıkıştım. Lan oğlum. Nasıl sıkıştım ben girdim. Girdim bile geldim. Lan oğlum sen girdin. Ah İsmet de mi uyanmış? Altına bile yaptı. Oh aferin. Yaptı. Aferin aşkıma. Gel bakalım. Hoppa. Ha bu arada son bez o abla. Bez dayanmıyor ya. Hikmet hadi oğlum hadi. Hadi her sabah aynı kavga. Şu masayı kaldırın yerine. Babamı da alsanıza. Kalk lan. Kalk. Ama abi ya kalkıyoruz. Kalk şuradan. Baba. Baba masayı kaldırıyorlar. Koltuğa yat. Baba. Elektrik faturasının son günü. Amma çok geliyor bu faturada ya. Uyandın mı lan sarı kafa? Vallahi 30 liram var bırakıyorum. Hikmet, sökül oğlum. Son param marketten cuma günü verecekler parayı. Ne yapayım üstünü tamamlar hallederim ben de. Bak bakayım. Üstüm kirlenmiş. Başka okul tişörtüm yok ki. Okul gezisi için babamın imzası gerekiyor. Ellerinizden öper Kiraz Hanım. Aferin kız. Babam bile imzasını atlamaz ha senin gibi. Açtın kendini. Telefon kimde? Bende. Şu çamaşır makinesine tamirci çağıracağım. Kaç lira var şimdi? Kalmadı vallahi. Fen ödevim için gezegen maketi yapacağım. 20 lira lazım. Okuldan sonra bir kıza ders vereceğim ben sana veririm. Fikret Bey, siz elektrik faturası için para verdiniz mi? Bende para yok ki ya. 11 yaşına geldin. Artık sen de çalışabilirsin. Fiko kalk. Kalk. Okuldan sonra haytalık edeceğine git biraz parkta dur. 10 satsan kar. Gel bakalım. Meryem'in yerine de çalışıyorum ben bugün. Kim bakacak İsmet'e? Benim matematik sınavım var. Ben okuldan sonra işe gidiyorum. Vallahi bana hiç bakmayın. Benim de fen. Ama Hayriye teyzeyi bırakayım mı? Saçmalamayın. Kadın geçen gün mahalleyi yakıyordu. Ocağı çürütmüş demediniz mi? Daha iyi bir fikrin var mı? Aç aşkım. Isır. Ay selam. Tufan abiniz yeni bastırdı bunları. Hastane duvarlarına, aşağıki mahalleye her yere yapıştırın olur mu? Günaydın. Günaydın. Bunun eskilerinin nesi vardı ki? Niye yeni bastırdın? Ne bileyim ben ya. Kahvaltı yaptın mı? Çay alacağım kendime. Oğlum baksana Tufan abi o da yeri koymuyor. Hanımlara mahsus yazmış. Hastanın kadını erkeği olmaz bizim için. Tufan abinize anlatamıyorum ki. Her yere yapıştıracaksınız ama tamam mı? Tamam. Parayı peşin alayım. Alo? Kimsiniz? Ha ben sizi yetkiliye bağlıyorum hemen. Alo? Buyurun. Tabii. Bel fıtığında bir dünya markasıyla Tülay Hanım'a çalışıyoruz. Hı. Not alıyorum ben. Tabii. Tamam. Karanlığa tak bir kibrit roluna. Her dakika şikayet ol lan. Boş ver, kızacak. Bırak lan. Allah belanı versin Rahmet abi, bırak bisikletimi. Tüh, utanmaz seni. Hırsız bunlar, hırsız. Biz hırsız değiliz, sadece ödünç aldı. İşi bitince getirecek, daha önce de getirdi. Gel benim terbiyeli ol. Sen uyma o baldırı çıplaklara. Ayakkabını giy de okula geç kalma. Hadi yavrum. Yanımda kalamadın mı? Öpüp kokulamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadım bu gece sende. Yanımda kalamadın mı? Öpüp kokulamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadım bu gece sende. Allah! Artık çamaşır makinesinde dönünce boşaltırım. Ne yapayım? Geç kalacağız. Ay bunların kurutmalıları çıkmış biliyor musun? İyi. Car car. Sabahtan beri ya uyuyan var mı diye düşünen yok. Konuşup duruyordu. Yani o çamaşır makinesi beynimin içine dönüyor. Ah. Filiz, bir su versene kızım. Bir tane de bira açsana. Bira yok. Ne demek yok? Yoksa gidip alacaksın. Yok. Hadi git kap 2 tane gel. Biri alacak para mı var ya? Elektrik faturasını ödememiz lazım da. Sen para versene bana varsa. Bende para ne gezer ya. Şuna bak, gözümü açıyorum. Aç kurtlar gibi saldırıyor para diye ya. Çekil şundan. Ya ben de gider bununkinden isterim. Ne demişler? Komşunun şeyine muhtaçtır. Aa. Bu ne ya? Ya şuna bak ya. Gözümü açıyorum sabah para, akşam eve geliyorum para. Amma para gözmüşsünüz ya. İnsan bir kere de günaydın der ya. Bir öper baba. Ben kaçtım hadi. Hadi güle güle. Ya ben masajın parasını sana vereyim. Yarın yatırırsın oturuyor, olmaz mı? Yok işte, bugün son günü, yatırmamız mecbur. Hay Allah ya, bende de hiç kalmadı ki. Aman ben iş yerinden avans isteyeceğim ya. İyi günündeyse verir. İnşallah. Akşama kına var. Unutmadın değil mi? Ne kınası be? Ya Saniye'nin kınası var dedim ya, birlikte gideceğiz. İş çıkarma. Ay yok vallahi ben gelmeyeyim. Siz gidin Tufan abiyle. Ya kınada erkeğin ne işi var kız? Geliyorsun hadi. Ay yok boş ver. Beni ne yapacaksın sen ya? Git işte. Sen şimdi gelmiyor musun? Yok. Aşk olsun ya. 40 yılın başında bir şey istedim. Ne oldu ya? Aa Tülay, kızdın mı? Lan Tufi. Hadi bir bira açma var mı Fikri abine? Yok bile. Yok ne demek lan? Şşş. Ya yok. Sen eski borçlarını öde, ondan sonra ben sana açarım bira. Ya oğlum amma uzattın ya. Hadi aç şuradan bir bira Fikri abine ya. Ya yok abi, vallahi veremem. Allah Allah. Borcun daha oldu. Benim sermayeyi de biliyorsun. Olmaz. Oğlum senin hatun her gün bizim evde çay içiyor. Ben onların parasını istiyor muyum senden ya? Ne biçim laf ediyorsun sen öyle ya? Hadi çık bir bira. Püh be ulan, insanlık ölmüş be. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beyler, boya badanadan anlayan var mı? Bir amcaoğlu var. Boşta mı? Bir arayayım sorayım. Ara. Tufancığım bana da bir çay versene. Hemen abi. Hemen. Dinle şiliyorsun. O ne? Stop. Ya kap şu işimi de bölücün işte. Ne duruyorsun? Hadi. Hemşerim, sen ne kadar yemeğe veriyorsun? 100 veririm. Tamam ver. Ben de 100. Sen 100 dedin değil mi? He. boyaya 100. Bak ben kaymak gibi boya yaparım ama 150'den aşağı almaz. O da Tufancığımın hatırı var diye. Elin hızlı mıdır? Bak müşteriye mahcup olmayayım. Ya bana uçan fırça Fikri derler. Sen 150'den haber ver. Ne haber? Ah senin mesai yarın değil mi ya? Meryem'in yerine de bakıyorum. O nerede? Hayvan herif akşam kafasına vurmuş. Kızın sabah da hastaneye kaldırmışlar. Yakacak kızın başını o serseri. Kaç kere dedim bırak diye. Patronu gördün mü? Ha sabah geldiğimde gördüm. Ne oldu ki? Ne yapacağım patronu? Nasıl keyfi? Yani. Ha. Ya avans isteyeceğim de elektrik faturası için. Bilmiyorum. Ha. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bir çizgi gelmeni istiyorum. Tabii. Büyük boy mu? Nerede anladın? Yani oradan çok mu belli oluyor? Filiz kovarlar. Beyefendi ben alayım siparişinizi. Niye? Sen bizi beğenmedin mi? Sen niye almıyorsun? Beyefendi bana söyleyin. Hayır. Tamam ya. O olacak. Buyurun. Cheeseburger siparişiniz büyük mü olsun, küçük mü? Ne diyeceğim? Sen karar vermek ister misin? Sen bana bak. Ben bu arkadaki kızgın Yasemin'in kafandan aşağı boşaltmayı çok iyi bilirim. Ama dua et okutmaya çalıştığım 5 tane kardeşim var benim. Şimdi edebinle defol git buradan. Sen kimi nereden kovuyorsun ya? Ha? Sen ne zannediyorsun kendini? Kimsin kızım sen? Sen yürü git. Sakin abi, bırak şu varoşkarıyı. Hadi. Elimizde kalacak. Kızım kaç kere dedim sana kavga etme diye. Allah'tan büyütmediler. Ettiği lafa bak ya. Patron görse kapı dışarı edecek seni. Bir de avans isteyeceğim diyorsun. Şerefsiz. Sinan Bey. Filiz, sen niye geldin bugün? Ha, Meryem hastalandı da onun yerine. Böyle şeyleri aranızda halletmeden bana haber verin, tamam? Tabii, haklısınız. Pardon. Ben avans rica edecektim de. Gene mi Filiz? Ya faturalar ödenecek de son günü bugün onun için. Tamam. İçeri git muhasebeye versinler. Tamam, çok sağ olun. Oh. İyi günler. Hoş geldiniz. Fatura ödeyecektim de ben. Tabii, alayım faturanızı. Buyurun. Efendim? Benim, buyurun. Fikret mi? Ne yaptı? Hangi birini anlatayım? Geçen hafta sınıftaki arkadaşlarını dövüp silgilerini almış. 2 arkadaşını tuvalete kilitlemiş. Bütün bunlardan ceza aldı ama bu defa artık iyice azıttı. Bu sefer ne yapmış? Kolonya döküp öğretmenin masasını yakmış. Ne? Ya okul yansaydı, ya birinin başına bir şey gelseydi. Bütün bunların hesabını kim verecek? Çok haklısınız. Bu olacak iş değil. Ben onunla konuşacağım. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak söz. Kızım bunun konuşması mı kaldı? Bir daha yaparsa uzaklaştırma cezası vereceğim. Kaç yıllık eğitimciyim. Bu kadar çok olay çıkartan çocuk görmedim hayatımda. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Ben özel olarak ilgileneceğim, merak etmeyin. Kızım senin ilgilenmenle olmuyor işte. Annem baban nerede? Bu çocuğun ne zaman velisini çağırsam sen çıkıyorsun karşıma. Böyle olmaz. Bunun başına bir büyük lazım. Annem şehir dışında yaşıyor biliyorsunuz. Babam da çalışıyor bütün gün. O yüzden mümkün değil gelmeleri. Babanı kesin olarak görmek istiyorum. Bu son olsun. Bir daha affetmem. Tamam. Kusura bakmayın tekrar. Merak etmeyin, ben konuşacağım onunla. İyi günler. İyi günler. Abla at vallahi. Fikret sus. Ya ben ne yapıyorum da böyle oluyor ya? Bir şeyini mi eksik koyuyorum? Hayır, sıkıntın ne senin ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Masa yakmak ne demek ya? Ben mi yetiştiremiyorum seni? Ben mi bir şeyini eksik koyuyorum? Benim yüzümden mi ya? E niye o zaman? Bak bir derdin varsa söyle, böyle saçma sapan şeyler yapma ya. Abla hayırdır? Sen hayırdır asıl? Ders saati. Bizim ders boş ya, hoca doktora gitti. Hı. Sen? Müdür çağırdı. Ulan gene mi şikayet? Ulan vurma şu çocuğun kafasına ya. Kaç kere diyeceğim? Vurma haline bak. Neyse ben çıkışta bekliyorum sizi. Hep birlikte çıkarsınız, birlikte gideriz eve. Beni beklemeyin, Hikmet'le falan gidin siz. Allah Allah. Sen niye beklemiyormuşum? Benim okuldan sonra çocuklarla fotokopiciye gideceğim. Notlarımı geçirecekler. Ha. Bir de bir kıza ders vereceğim. Ben yokum yani. Ha, iyi. Tamam hadi. Hadi. Şişt, akıllı ol lan, üzme ablamı. Yakılır mı bu? Merhaba. Rahmet ben. Müjde'ye matematik dersi vermek için gelmiştim de... biz aynı okuldayız. Seni gören oldu mu? Yo. Hayır. Çabuk çabuk. Sen ayakkabılarını çıkar. Ben malzemelerimi alıp hemen geliyorum. Şunları ayağına geçir. Çoraplarının üstüne. Tamam, gel. Geç. Geç. Ay bir dakika. Sen böyle içeri geçmeden ben senin bir tozunu... Ha? Tozunu. Kaldır kollarını. Kaldır çocuğum, kaldır. Ha? Adın neydi senin? Rahmet. Ahmet. Rahmet. Ha Rahmet. Dışarısı nasıl Rahmet? Ha? Kalabalık mı? Öyle insanlar filan. Arabalar. Kamyonlar. Düşüncesi bile fena etti beni. Dön arkana. Dön. Dön. Evet. Aman! Ayağı kaymış kek gibi oldu da ben de... Korkma ya, annem örümcek kadın gibidir. Haftada bir çıkar, evin bütün tavanlarını siler. Temizlik titizi kaslığı da var da... 5 yıldır sokağa çıkamıyor, korkuyor. Ha. İstanbul trafiğinde böyle otobüsle gittiğimizi düşünelim diyoruz. Otobüs hem duraklarda durduğu için hem de İstanbul trafiği yüzünden tabii hızı sürekli değişiyor. Şimdi bunun hızına fonksiyon diyoruz. Hızına fonksiyon dedik. Duraklar arasında yani ne kadar iyi tutunman gerektiğini hesaplamak içine türevini almış oluyorsun. Türev. Buna türev diyelim. Sen anladın mı? Bayağı eğlenceli anlattın. Matematik yani benim için her zaman eğlencelidir. Sevgilin var mı? Sınavda bu soru çıkmaz yalnız. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Soldan ilk kapı ama dikkat et kayma, yerler Arap sabunlu. Müşte. Ne zaman gidecek bu oğlan? Daha başlamadık bile anne. Kızım ya baban gelirse, gelip de bizi basarsa? Ne basması anne ya? 40 yılda bir geliyor eve zaten. Hem bu saatte gelmez, korkma. Kızım yemin ediyorum gelirse keser ikimizi de. Hemen gidecek bu oğlan. Senin aklına uyduk, aldık elin çocuğunu eve. Söyledim ya anne, sınıfın en yüksek not alanı Rahmet. Ondan daha yüksek not alan bir kız bulamadım, kusura bakma. Çocuğum. Dökün. Dökün, dökün. Anne, bak tavanda bir leke kalmış ama. Ben bir su daha yapayım. Fonksiyonlara geçelim mi? Geçelim. Şimdi değişkenli bir fonksiyonun integralini alırken bir de sabit... Dersin parasını alırım yalnız. Ne fenaymışsın sen ya. Hayır işi yapmıyorum burada. Ders verip para kazanmaya bakıyorum kızım. Kızım deme de bana. Şimdi işte bu sabite dikkat ettiğimiz zaman zaten... Sen pusun ya. Bana matematik dersi verir misin abi? Güzel güzel. Ah. Rahmet! Ay bu ne pis koku ya. Aç camı aç iyice. Tamam. Çamaşırları da bir gün sepete atacaksınız inşallah. Ya tamam hallederiz biz ya. Tamam bırak sen. Deodorant ha. Hikmet'inkini alıyorum işte marketten getiriyor ya. Bana bak. İsmet'in maması hazır tamam mı? Tamam. Eğer uyanırsa yedirirsiniz. Geldim. Uyanırsa yedirirsiniz. Sizin için de dolapta makarna var, ya, ısıtır yersiniz. Tamam. Ya sen hala kafanda havluyla mı geziyorsun? Hadi. Tamam, bir saniye. Geç kalıyoruz. Erken geleceğim zaten, tamam mı? Tamam, tamam. Ah, ne yaptın? İade edecektin bunu. Bununla mı oynayacaksın kınada? Benim tezgahtarlık günlerinden kalma etiket tabancam var, merak etme. Hadi. Ha, iyi. Tamam, ben erken geleceğim zaten. Bir şey olursa Tülay'dan arıyorsunuz. Arıyorum, beni. Arıyorum. Tamam. Ne ya? Yüzünü görmeden zaman geçmek bilmiyor. Seni görmek için saatleri, günleri, dakikalar. Bu patronun ne işi var yerde? Ha? Bir şey soracağım sana. Hı. Sen bir kağıt falan görmüş olabilir misin buralarda? Kağıt? He, kağıt böyle küçük bir kağıt. Yok. Tamam. Sen niye benim deodorantımı sıkıyorsun? Belli benim deodorantımı sıkmışsın sen. Ha. Sıkma abi benim deodorantımı. Benim deodorantımı sıkmayın. Allah Allah. Geç kalmayız değil mi? Ay! Bozuk plak gibi tutturdun ya. 40 yılın başında Tufan'dan izin almışım. Bütün kurtlarımı dökmeden hayatta dönmem. Sen de dans edeceksin. Lan! Yuh! Sen... Lan insan yürüyor görmüyor musun öküz? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. İyi misiniz? Biz iyiyiz de biraz dikkat etseniz. Kusura bakmayın, öyle bir anda çıkınca karşıma ben dikkat edemedim. Ah! Çantam! Çantam! Ya! Ya Allah belanı versin ya. Geldi beni buldu ya. Canına gelmedi ya, boş ver. İçinde para var mıydı? Ya 40 lira vardı ya, İstanbul kart bir de. Hay Allah ya. Ya gökten para yağsa bize borç senedi çarpar. Şansa bak. Aa, geliyor. Çanta elinde. Buyurun çantanız. Ay teşekkür ederim. Rica ederim, bir kontrol edin eksik var mı diye. Ya tam almamış. Teşekkürler. Ya el alemin, milletin namusuyla kazandığı parayı çalmak nedir? Şerefsiz! Çok haklısınız, evet. Aa, eliniz kanıyor. Aa, çok önemli bir şey değil ya. Biraz boğuştuk da bıçağı vardı öyle. Önemli değil olur mu ya? Kanıyor deli gibi. Nöbetçi eczane bakayım, dur. Dikişlik ayol bu. Ha, hastane yanı diyor. Hastaneye gidelim bence direkt. Hastaneye gitmemiz lazım. Yok. Yani hiç hastaneye falan gerek yok. Ben zaten iyiyim. Bir de benim hastane fobim var zaten. Aa, Şükrü abinin de vardı. Hatta karısı doğum yaptıydı da gidemediydi doğuma, yazık. Aynen bundan var bende de işte. Ne yazık ki. Yaparsınız. Bir şey söyleyeceğim. Benim size getirdiğim ilk yardım kitinde tentürdiyot var mı? Var. Pamuk da var evde. Var. Ben tıp kadını sayılırım. Ya ben pansumanın alasını yaparım. Yok ya, o kadar telaşa gerek yok. Siz beni burada bekleyin, ben bir peçete alıp geliyorum hemen. Ne yapıyorsun ya? Çocuk kanıyor, görmüyor musun? Tufan abi bununla bize evde basarsa seni vurur. Ben bize mi gidelim dedim? Ha bize gidelim dedin. Ha Tufan seni vurmasın, babam beni delirtsin. Ya Fikri abi çoktan sızmıştır bir yerde, saçmalama. Ayılana kadar ben çoktan yollarım çocuğu. Yok. Sus. Hayır, niye getirdik bu çocuğu buraya kadar? Anlamadım ki ya, laf çıkacak şimdi. Aa, çocuğun elinin halini görmedin mi? Bir pansuman yapmam lazım. Hemen yollarım, merak etme. İnşallah uyumuştur çocuklar. Uyumuştur, merak etme. Ne diyorsun lan? Ciddi misin? Dudağından mı öptü? Yok oğlum, yanağımdan öptü de annesi dibimizdeydi ha. İyi, peki tamam. Hadi hayırlısı olsun Rahmet Bey. Ha. Sende yok mu bir şeyler? Bende yok bir şeyler. Olsa zaten anlatırım abi, biliyorsun. Yok. Bunu kime yazdığından o zaman? Hoppa, versene abicim sen şunu bana. Oğlum hani biz birbirimize her şeyimizi anlatıyorduk, ne oldu? Anlatıyoruz abicim. Anlatacak kadar önemli bir şey yok ki anlatmamışım. Ama kim bu kız söylerdi ya? Arzu. 11 dedik Arzu. Ha. Ablamlar mı geldi? Batikon nerede? Mutfakta, dolapta. Nereden biliyorsun oğlum? İstemiyor. Allah Allah. Ben hallederim bu işi ya. Ne yapıyorsun sen ya? Oğlum Müjde'yi arıyorum. Bir buluşma ayarlasın bize ya. Müjde'yi arıyorsun. Niye arıyorsun abicim Müjde'yi? Arıyorum Allah. Arama abicim, arama abicim. Niye arıyorsun Müjde'yi? Bırak telefonu. Allah aşkına arama. Nerede telefon? Oğlum arayacağım diyor. Arama abi, niye arıyorsun? Bunu yutmadınız ya. Kız yok burada. Tezgahın altına bak. Ya çok yakışıklı çocuk değil mi? Ya duyacak şimdi, rezil olacağız. Ya bence kesin senden hoşlanıyor. Nasıl baktığını görmedin mi? Antene mi bakıyorsun? Hikmet eskiciden düşürmüş de daha taktıramadık, duruyor böyle. Vay. Ha, kendisi de geldi. Selamlar, merhaba. Abla kim bu? Gece gece ne arıyor bu tip bizim evde abla, hayırdır? Oğlum bir durun ya. Kapkaça uğradım mı? Ne? Kapkaç mı? Nerede ya? Sana bir şey oldu mu? Kim bulaşır ya bizim mahallede sana? Yaman ne olduysa bir anda oldu işte. Aşağı mahallede. Barış da oradaydı, bana yardım ederken eli kesildi. Eczane bulamayınca buraya getirdik. Gel sen otur şöyle. Çok fena yaralandın. Bakayım. Ay çok fena yarılmış bu. Ay dikiş atılsa iyiydi ama dur. Batikonla halletmeye çalışayım. Şöyle. Oo. Biraz acıyacak, evet. Siz bu evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Ben bu evde yaşamıyorum. Yan tarafta oturuyorum. Bunların hepsi kardeş ama. Vay. Bir şey soracağım. Sen hemşire olduğuna emin misin? Yarı zamanlı huzur evinde çalışıyorum, evet. Ama hemşire değil, fıtıkçı. Fıtıkçı mı? Fıtıkçı tabii. Her yerde yazar numarası bel fıtığı diye. Nasıl yani? Ya hemşire okulu terkim ben. Staj yaparken mesleği bırakmak zorunda kaldım. Aynen. Hemşire okulunda staj yaptığın hastanenin malzemelerini satınca mesleği bırakmak zorunda ya, kalabilirsin. Böyle. Ne döküyorsun şeceremi sen be? Güzel satmış, çakma mı? Aa, bu mu? Ha, yok, gerçek bu. Bizim burada aynısı 20 liraya satılıyor. Aa! Anahtarı unutmuşum. Tülay'ı burada bekleyin ben. Ne oluyor lan burada? Böyle uzak tutun. Her tarafa kan bulaşmasın. Çok geçmiş olsun. Şimdi Tufan abi, biz kapkaça uğradık da. Kapkaç mı? Ya, Barış da oradaydı. İşte müdahale etti, eli yaralanınca biz de eczane bulamadık, buraya getirdik mecbur. Ha, öyle mi? Evet, aynen Filiz'in anlattığı gibi oldu olay. Ya hırsızın peşinden nasıl koştu bu Barış ya, bir görsen? İyi yapmışsın. Kardeş, eline sağlık. Abartılacak bir şey yok ya. Peşinden koştum, aldım öyle. Benim işim bitti zaten. Çok geçmiş olsun. Ya dikiş atılsa iyiydi dediğim gibi ama yani böyle de kaynar inşallah. Çok teşekkür ederim. Bu arada fıtığınız falan çıkarsa ya, her zaman... Evet. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Evet. Ben gitmeden bir lavaboya... Tabii, solda. Fikri abim o. Aynen abi ya. Yani sızıp kalmış herhalde. Gelip bir bakalım. Fikri abi. Fikri abi. Kaldır oğlum arabayı. Tut. Altına yapmış abi bu ya. Yapma ya. Ne yapalım oğlum? Götüreceğiz bir şekil işte. Kaldır hadi. Yapacak bir şey yok. Yavaş. Teşekkürler tekrar her şey için. Hiç önemli değil, önemli değil. Bu arada biz seninle tanışmıştık. Aa, nasıl ya? Ben senin çalıştığın yere gelmiştim. Afiyet olsun. Sen tepsiyi bana uzatırken üzerime dökmüştün. Ya ne yapıyorsun ya? Doğru düzgün tutsana şunu. Bana ödetiyorlar parasını. Aa, kusura bakmayın. Çok mu komik? Ay şimdi hatırladım, sensin. Sonra tekrar geldim. Belki yine üzerine bir şey devirirsin. Beni azarlarsın diye ama göremedim seni. Ha, ben gece vardiyasındaydım da. Vay, hiç aklıma gelmedi. İyi akşamlar Filiz. İyi akşamlar. Ahmet şöyle arkaya doğru içeri sok. Git abi. Tamam, bırak böyle. Tamam, sen arabaya geç istersen, ben hallederim. Sağ olasın. Sokakta yalıp kalmıştı. Başına bir iş gelmesin diye aldım getirdim. Tamam, çok sağ ol. Rica ederim. Aa, Kiraz, İsmet. Çivisi çıkmış. Bugün yani çivisi amel olacak. Tamam Fikri abi, tamam. Haklısın sen. Ya... Altına da kaçırmış biraz, affedersin. Kuruyana kadar böyle bırak istersen, hiç elleme. Tamam, sağ ol. Bu arkadaş kim? Ha, bizim uzaktan bir akraba ziyarete gelmişti de. Merhaba. Merhaba. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babam. Baba. Bir an kaldıralım böyle. Ay yok yok, alışık o. Rahmet, Hikmet. Babam. Şöyle geçeyim ben. Ben kaçayım o zaman. Tamam. Gidiyorum. Tamam. Tamam o zaman. İyi akşamlar. Hadi hadi. Şov geliyor, şov. Bugün. Şov geliyor. Hadi bakalım. Koy koy koy, yapıştır. Gel abi. Gençler geliyor. Ya şov ya, yemin ediyorum şov ya. Yani Tufan abi benim gibi yapamıyor şunu ya. Sen harbiden giriştirdin ha bak. Tabii oğlum. Ay tamam tamam. Tamam kirlendi ya, masa kirlendi. O kadar olsun abla ya. Helal şov be. Kiraz sen yine kuş kabağı yiyorsun. Abla doydum işte. Ha, doydum yok ha, bunu yiyeceksin. Ya en sonunda kırdıracaksınız şu makineyi bana. Günaydın. Günaydın. Baba ben sana bir peynir ekmek yapayım mı? Yap. Allah aşkına. Kendini yemek ister misin? Şişt. Hadi kalk lan sen de bana bir çay koy hadi. Otur. Bu bir çay bile koymayacaksa bu evde ne işe yarayacak? İşe yaramak demişken seni okuldan çağırıyorlar. Beni? Okulda? Evet. Ben 40 senedir okulun önünden geçmiyorum ya. Müdür çağırıyor, müdür. Ne müdür? Ne müdürü? Ne okuldu ya? Daha gözümün yönü açtım. Git kendi başına hallediver ya. Şu makineyi de zırt pırt çalıştırma. Böyle sabah akşam çalıştırsan ondan sonra kol gibi elektrik faturası gelir. Ne yapalım? Pis mi gezelim? Bak 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 ana sıkılıklıya bak. Nasıl doğrudan zart diye girdi lafa. Hikmet. Ya hadi diyelim bu makine çalışmadı. Ablam bu kadar insanın donunu, atletini nasıl yıkayacak? Sen bayağı bayağı ısrar ediyorsun bu konuda ha. Bir şey demedim ki. Oğlum senin yaşın kaç, başın kaç lan? Ha? Sen benimle baş edebilir misin? Hakikaten lan senin yaşın kaç? Ha, 35'ine girdi sana söylemiyor. Oğlum bırak babamla babam olma ya. İşte bak adam orada adam. Ha? Aslan parçası. Ey be. Göreceksiniz ben bunu artist yapacağım. Dizilerde oynayacak, Kıvanç Tatlıtuğ'u geçecek, böyle para yağdıracak. Beni hayatta kurtaracak olan o. Tabii aynen. Kurtaracak, göreceksin. Hadi geç kalıyorsun dokula, kalk. Kalk. Ya abi. Fiko. Bugün sıkıntı istemiyorum okulda, tamam mı? Güzel güzel git gel. Tamam. Ben de o zaman Tuğba'nın yanına gideyim. Bu makine car car beni uyutmayacak mı öyle? Ha, bira içmek istiyorum demiyorsun da. Filiz, akşama şöyle güzel domatesli bir makarna yap da yiyek. Ya gözün görecek de akşama makarnayı. Hadi ablacığım, biz odaya gidelim. Abla burayı toplasın. Hadi gel. Gel sen burada otur. Oh bacık. Sen burada oyuncaklarınla oyna. Abla da ortalığı toplasın. Selam. Selam. Da ne işin var burada? Şey diyecektim, bugün uygunsan yani bir işin yoksa akşam bir yere gider miyiz diye sormak için uğramıştım. Yok. Yok hiçbir şeye vaktim yok, benim çok işim var. Ne yaptım ben şimdi? Farkında olmadan seni kıracak bir şey yapmadın değil mi? Ya çok sağ ol dün yaptığın her şey için. Ama ben kimseyi aramıyorum, tamam mı? Anlamadım. Ben arıyorsun demedim ki zaten. Ya dün geldin gördün halimizi. Babası da sarhoş, Kenar'ın kızı. Gönül eğlendiririm ben bununla dedin. Şimdi şıp diye damladın. Yalan mı? Yalan değil ama yanlış. Sen beni gerçekten yanlış anlamışsın. Sen beni doğru anladın mı? Ya anladım anlamasını da. Bir saniye. Pardon. Ne var oğlum? Tamam, siz benim dediğim yeri bırakın. Tamam, hadi geleceğim ben, hadi. Hadi. Kusura bakma, önemliydi. Şöyle yapalım. Ben sana yine de numaramı bırakayım. Olur da hakkında gerçekten ne düşündüm merak edersen ararsın diye. Hah. Buraya bıraktım o halde. Tamam. Gidiyorum ben. Şimdi herhangi bir sayıyı başka bir tabanda yazmak istersek eğer... Bir şey kalmış da sen devam et. Ya bu sizin sınıftaki Arzu'yla aran nasıl senin? Fena değil. Ne oldu ki? Kardeşim Hikmet ondan hoşlanıyor da. Ha. Yani samimiyetiniz varsa ben de bir konuşsanız falan. Müjde! Kalk. Anne ne yapıyorsun? Kızım babanın arabasının sesini duymadın mı? Bunu burada görürse önce bizi sonra bunu keser. Anne! Kalk! Ne bileyim bu saatte gelmez ki. Olmaz, burası olmaz. Hayır oraya değil oraya. Anne ne yapıyorsun? Oraya sarmış, şuraya gir. Şuraya masanın altına gir. Gir. Canına mı sus? Gir. Aa Müjde, ah! Ah ben sana dedim. Otur. Tamam, yok bir şey. Yok bir şey. Sakin. Sakin. Ya açsana kadın şu kapıyı. Ya açsana şunu, 2 saattir açmıyorsun kapıyı. Allah Allah. Allah Allah. Ya Şeyma Allah aşkına bırak şunu ya. Bok mu var üstünde be? Allah Allah! Allah Allah! Sen niye geldin? Ne demek niye geldin ya? Burası benim evim değil mi? Değil. Değil. Allah Allah! Boşandık diye mi böyle olduk he? Çocuğumuzu da göremeyeceğiz mi be? Allah! Vay! Hangi dağda urt öldü de bizim kız ders çalışıyor be? He? Matematikten 70 almış Ayşe. 70? Alacak tabii. Tabii alacak. Lan yediği önünde, yemediği arkasında be. Ne yemek var? Karnıyarık yaptım. Cacık da var. Pilav. İyi, şuraya hazırla da yiyeyim ya. Mutfağı hazırlasaydım? Ya ne gerek var? Şurada yerim işte. Zaten işe geri döneceğim. Buralarda ufak bir işim vardı. Geçerken de karnım acıktı. Dedim bakayım bizimkiler ne yapıyorlar. geri zekalı. Aa, bu kızın da sana çekmiş. Mahallenin içini kokunu toplamışsınız lan be! Aşkım yemin ederim ders çalışıyordu kız, ders. Lan başlatma lan dersinden, ne dersi? Ders verecek kız mı yok lan piyasada he? Ama aşta fişli olsun size değil mi? Ulan ar damarınız çatlamış, ar damarınız çatlamış be! Ya sana ne bizim ne yaptığımızdan? Sen gitsene artık. Görüyor musun bak? Görüyor musun? Kızını da kendin gibi orospu yaptın lan sonunda. Ayşim ne olur yemin ederim söyleme o lafı bana. Çok gücüme gidiyor. Yalvarırım söyleme. Yalvarma şunu anne ya. Psikopat ruh hastası. Ulan öldürürüm ulan seni, öldürürüm ulan. Öldürsene. Sıkıysa öldür. Yıllarca annemi eve kilitledin. İkimizde de kırılmadık kemik bırakmadın. Bir daha anneme el kaldırırsan, bir daha o lafı söylersen... ...yemin ediyorum seni kendi ellerimle öldürürüm. Bak gördün mü? Çocuğa ne ettiğini gördün mü? Bacak kadar çocuk babasına bıçak çekiyor be! Yürü git! Polis çağırırım. Yaptıklarını söylerim. Bu defa tıkarlar seni içeri. Tamam. Şeyma, ben şimdi gidiyorum ama gene geri geleceğim ha, haberiniz olsun. Gene geri geleceğim lan! Belanızı versin be! Anne? Anne ağlama. Sana sevdiğim papatya çayından yapayım mı? İlacını getireyim mi? Otobüste yaşlı teyzeye yardım ederken ayağını burktun öyle mi? Ha. Okul vakti. Ya dedim ya işte kadın tam ayağını sıkıştıracaktı, ben koydum araya. Oh. Of, kırık çıkık var mı diye bakıyorum ya. Kız yukarıda tut, ambole olur sonra. Kalk ben hallederim şimdi. Acıyor mu? Dokununca. Ah. Hastaneye mi götürsek? Ay ne diyecekler hastanede? 5 saat bekletecekler, sonra tarak kemiğinin altında hematom var. Tarak kemiğinin altında hematom var, bak onu ben de söylerim. Halledeceğim ben şimdi, merak etme. Lan Rahmet ya. Ne yapayım abla ya? Ah. Sıçtık. Beni kimse görmedi tamam mı? Ben ben yokum. Rahat. Sen bana bak. Ne bok yedin? Abla vallahi benim bir suçum yok ya. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Buyurun. İyi günler. Çamaşır makinenizi getirdik. Ya yok biz makine falan istemedik. Yanlış geldiniz herhalde. Karanfil Sokak numara 31 değil mi? Evet. Filiz Elibol. Benim. Parası ödenmiş. İçeri mi taşıyalım, buraya mı bırakalım? Ya biz sipariş etmedik de bunu. Şimdi iade edemiyor muyuz? Hanımefendi, iade işlerine bayi bakıyor. Siz onları ararsanız onlar gelip alırlar. Biz yalnızca kurulmuş işlerine bakıyoruz. Biz götüremeyiz. Tamam ama yani biz sipariş vermedik ki bunu. Oo, beyaz eşyanız da pek havalıymış. Hani meteliğe kurşun atıyordunuz siz kız? Biz istemedik. Lütfen kabul et Barış. Dünkü çocuk değil mi bu? Ay ilk görüşte aşık oldu demedim mi ben sana? Aşık olan adam çamaşır makinesi mi alır acaba? Evet. Neyse ben arayıp halledeceğim ya, haddini bildireceğim onu. Hanımefendi ne yapalım? İçeri mi taşıyalım, burada mı bırakalım? Ya içeri taşıyın tabii ki. Aa soruya bak gel. Nasıl ya? Dünkü dallama mı göndermiş bu makineyi? Sen ne biçim konuşuyorsun ya tanımadığın insanlar hakkında? Ne? O züppe ne sandı bizi? Dilenci miyiz biz? Tamam ben de onu diyeceğim işte. Ay sen niye ayaklandın? Ben sana yat demedim mi? Yukarıda tut, yukarıda. Abla bak makine çalışıyor. Hayırlı olsun. Eskisini de buraya bıraktık. Bizim işimiz bitti. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Ya taksit ödeyeceğim deyip rahatlatsana çocuğu. Yok istemiyorum ya, gelsin alsın. Ya biraz kullanıp öyle ver bari. 2200 devir kurutmalı santrifüjlü, delirdin mi? Efendim Aysel abla. Ne? Aa tamam merak etme gelirim ben. Tamam. Oldu. Vallahi Aysel abla çamaşırhaneden çağırıyor, bana ihtiyacı varmış İsmet. Benim işim var. Nasıl işim var ya? Ayağın sakat. Ortaokuldan bir çocuğa ders vereceğim. Babası parayı peşin verdi yani. Gitmem lazım. Ya ben çocuğun ayağına bakmaya geldim. Masajım var benim. Aa! Anam iyi. İsmet aşkım benle gelecek. Oh, aferin sana. Gel bakalım. Gel üstümüzü değiştirelim. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Ha, Aysel abla geldim ben. Geldin mi kızım? Sen çıkabilirsin. Benim kız hastalanmış. Okuldan alıp hastaneye götüreceğim. Geçmiş olsun ya. Ama merak etme çocuk o, bir şey olmaz. Ateşi çıkmış çok, öyle dediler ama... Ay bugün de çok iş vardı. Bütün makineler dolu. Ha, olsun olsun, merak etme hallederim ben. Geç kalacağım ama kızım. Boş ver ya. Bitmeden çıkmam söz. Heh, bak buraya çamaşır suyu, deterjan, her şey hazırladım. Giderken almayı unutma, oldu mu? Tamam, sağ ol. Anahtarı da sana veriyorum, sabah uğrar alırım. Hadi kolay gelsin kızım. Sağ olasın. Ha Aysel abla. Senin patron gelmez mi? Yok yok, gelmez o bugün. Sen rahatına bak. Hadi görüşürüz kızım. Hadi çamaşırları boşaltalım. Ha, çamaşırmış. Abi o parçaya dikkat edin, o kaybolursa bulamayız yenisini. Tamam. Tamam. Alo. Alo Barış. Filiz sen misin? Evet benim. Çamaşır makinen kapının önünde, gel al. Paslanmasın, hiç ihtiyacımız yok. Gerçekten kapının önünde mi? Hayır. Servis gelip kurdum peki? Ya ben seni aradım, ulaşamadım. Servise kurmuş bulundu yani. İade kabul etmiyorlarmış, bayiye gitmek gerekiyormuş. Şimdi işim çıktı benim, halledeceğim sonra. Ha, ben söylemiştim zaten direkt geldiğinizde kurun diye. Çalışıyor mu bari? Ha, çalışıyor, çalışıyor. Denedin yani. Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Ablacığım ne yapıyorsun? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın, öpüp kokulamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın. İsmet yapmasana ablacığım. Yanımda kalmadın, öpüp kokulamadın. Atılır mı yere ya? İsmet! Ablacığım ne yapıyorsun? Dünya kadar iş var, yapma ne olur ya. Acıktım. Özür dilerim. Unuttum ben. Simit alalım mı? Yer misin simit? Oh. Hadi gel. Hadi gel simit alalım. Sağ ol abla. Buzdolabını tamir etmeye gelmediler mi? İşte bugün geleceğiz dediler de ne bileyim. Ha onlar öyle de diye sen de yaydın oturdun ha? La bir daha ara. Gelene kadar ara. Müşteri kaybediyoruz bu yüzden. Asım abi, ben arayayım istersen. Sus lan, yalakalık yapacağım diye atlama hemen. Çekil. Ben kaçtım. Nereye gidiyorsun Asım? Sana ne? Yarın mal gelecek, o para lazım. Kendi paramla ne yapıp yatmayacağımı sana mı soracağım lan? Abi. Ne var lan? Kalan malları diyecektim. Arkaya mı yerleştirsem? Ha, ne yaparsan yap. Ağlama ne olur. Hallolur her şey. Ah Hikmet abi. Sen de olmasan. Çikolata vereyim. Elli kuruş. 50 kuruş mu? Bana da mı 50 kuruş? Oğlum hadi 2 tane yumurta kıracağım be. Patlama patlama geldim dur. Kiraz. Efendim? Şu ekmekleri de masaya götürsene. Prenses bir de bardak. Hadi affet. Sakın bensiz başlamayın ha. Bitiyor Kiraz bitiyor. Ya. Koş ya. Koş. Gel prenses gel. İsmet'i işe mi götürdü ablam? Kuru temizlemeciye gitmiş. İşi uzun sürecekmiş. İyi. Senin ayak ne durumda? Fena değil ya. Ha. Şov başlıyor gençlik. Baba, gel sen de yemek ye. Yok ya, ne yumurtası. Hadi biriniz bana bira kapıp getirin. Oh. Yok bira. Yoksa hadi git al gel bakalım. Ya biz İsmet'in kıçına bez alamıyoruz. Akşam eve geliyoruz, evde yumurtadan başka yiyecek bir şey yok. Gecenin saat kaçı olmuş, ablam hala dışarıda çalışıyor. Eve geliyorsun, bira diyorsun. Diyorum, sen de şimdi koşa gidip alacaksın. Hadi git 2 bira kap gel bana. Zaten leş gibi sarhoşsun. Neyine içeceksin, nerene içeceksin? Biraz utan ya. Abi. Ulan anası kılıklanan gör. Ben olmasaydım hepiniz ölmüştünüz be. Eğer sen bugün bunları benim karşımda söylüyorsan sayemde. Ne senin sayende ya? İşte oğlum ne yapıyorsun? Ne onun sayesinde abicim? Ne yaptı bugüne kadar ya? Ne senin sayende? Hepimiz çalışıyoruz karnımızı doyurmak için. İsmet'e de biz bakıyoruz, Kiraz'a da biz bakıyoruz. Bir de senin yapmadığın babalığı yapıyoruz. Şu laflara bak, şu laflara. Ananız gibi terk edip gitseydim, şimdi daha kıymetli olacaktım değil mi? Yaptığın iş mi yani şimdi? Ha duvara konuşuyorsun, ha ona konuşuyorsun. Ne? Neyin çabası mı? Afiyet olsun abiciğim. Aa, herkes yattı mı ya? Hikmet. Ne yapıyorsun böyle? Oturuyorum. Karanlıkta. Ha. Oğlum okulun var, yatsana artık. Çok geç oldu. Abla. Ben bu adama dayanamıyorum artık. Ne yapacağım? Dayanamıyorum. İnsan babasından nefret eder mi? Ben ediyorum. O da benden nefret ediyor. Ya aramızda en çok seni benzetiyor ya anneme. Niyeyse. Ondan herhalde. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Okul gezisi için para istedin, kavga çıkarttım. Para istemeye vakit mi kaldı? Eve sarhoş geldi yine. Tutturdu biri al diye. Ben de ağzıma ne geldiyse söyledim. Ben o gezi parasını hallederim ya. Denkleştiririz bir şekilde. Niye yapıyorsun abla bunu? Sen benim annem değilsin. Benim annem yok. Senin de yok. Rahmet'in de yok. Kiraz'ın da yok. Fikret'in de yok. Yok. Bizim annemiz yok. Yorulmadın mı abla bize annelik yapmaktan? Neyse ben hallederim haftalığımı alınca. Sen bir de bunu düşünme şimdi. Kalk. Baba kalk. Kalk. Baba kalk! Sağ ol Filiz. Sağ ol kızım. Sen olmasan ne yapardık biz? Okula bile gitmedin bizim için. Kardeşlerin için. Çok fedakarlık yaptın. Ne yapsan hakkını ödeyemeyiz. Olur mu babacığım? Biz bir aileyiz. İyi geceler baba. Kiraz, ablacığım resim defterini unutmuyorsun değil mi bugün? Aa, ben onu unuttum. Çekil, çekil, çekil. Ay Tülay. Günaydın. Çok sıkıldım vallahi ya. Perişan oldu çocuk benim yüzümden. Ne demek kız? Aşkım. Sen büyük iş adamı mı oldun? Sen işe mi gittin? CEO olacak benim. Kiraz hadi. Hadi, hadi. Hadi. Kiraz hadi. Ay amma yedin ha. Tamam. Abi kopar. Bunun da sayfaları bitmiş. Hepsini kullanmışım. Arka sayfasını kullan bir tur daha dönüyor. Ben biliyorum hadi. Tamam. Tut lan şunu. Aslan. Ay, dur yardım. Efendim? Nasılsın? İyiyim, bir şey mi oldu? Bir şöyle sesini duymak için aradım. Kapatıyorum, çok işim var. Dur, kapatma. Akşam bir şeyler yapalım mı? Yapamam diyorum, çok işim var. Hadi bay bay. Kim o kız? Bir şey yok ya. Hadi. Hadi artık, geç kaldınız, hadi. Hadi oğlum, hadi. Ne bekliyorsun? Hadi. Aa, vurma şu çocuğun kafasına artık ya. İsmet, ablacığım sen Tülay ablayla gideceksin bugün, tamam mı? Gel aşkım, gel, gel. Uçağını da bırak. Hoppa, Atlılara gidiyoruz biz, kurban oldum. Benim güzel aşkım. Filiz. Rahmet. Fikret, İsmet, Hikmet, Kiraz, of. Hala uyuyorlar ya. E tabii mandayla evlenirsen çocukların malak gibi uyur. Pardon, bir geçeyim şöyle. Pardon. Günaydın. Aa, sen... Ne işin var burada? Ya otobüse binemez miyim ya? Altında araba varken mi? Evet, bilemem. Tamam o zaman hemen konuya gelin. Bir şey sormam lazım sana. Ya bana bir şey soracağım diye bindin otobüse. Evet. Sor bakalım. Bu akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Hayır. Dolanma peşimden. Pardon. Bir şey soracağım. Neredeyim ben şimdi? Ya sen çok heveslenmeden biz bir konuşalım olur mu? Olmaz. Ne demek olmaz? Ters diyorsun çünkü. Ya sen benim peşimde dolanma. O makineyi de al tamam mı? Anlam. Ne demek anlam? Hediye çünkü o. Ya hediye isteyen mi oldu senden? Hediye istenmez ki yani alanın içinden gelir. Üf laf kalabalığı yapma artık ya. Ne yapıyorsun? İniyorsun. Filiz bir şey sordum. Bir şey... Ah. Filiz niye bir şans vermiyorsun? Niye vereyim? Çünkü... Aramızda tarif edilemez bir şey olduğunu düşünüyorum. Çekim. Laflara bak. Ya bütün bunları senden çok etkilendiğim için söylüyorum. Farkında değil misin? Çok etkilendiğin için. Evet. Ne giyiyordum? Nasıl yani? Beni hamburgercide gördüğün ilk gün. Yani madem o kadar etkilendin hatırlarsın herhalde. Geliştir kendini biraz. Kırmızı bir tişört vardı. Bir de siyah kot. O hamburgercide herkes kırmızı tişört giyiyor ama iyi denemeydi. Bir de rozet. Bir kuş rozeti. Bileğinde kırmızı bir melekli bir bileklik vardı. Ama bileğin ince olduğu için bol geliyordu. Bunlar galiba değil mi? Son olarak da kırmızı bir tokayla toplamıştın saçını. Yani evet, seninle ilgili her şeyi hatırlıyorum. Bakışını, gülüşünü. Sende kimsede olmayan bir şey var. Öyle bir havan var ki... sanki bütün dünyayı karşına alabileceksin gibi. Kimseye ihtiyacın yokmuş gibi. Ama senin de sevilmeye ihtiyacın var. O kadar güçlü olmak zorunda değilsin. Hadi bana bir şans ver. Bir akşam yemeği. Lütfen. Ya şimdi baban gelir filan. Beni burada görürse olay çıkar mı? Yok, o gelmez daha bir süre. Ya o bir geliyor, sonra 2-3 ay yok oluyor. Annem kondurmuyor ama başka bir ev daha var bence. Hmm. Versene şunu. Anne bak. Anne, eskisinden bile güzel oldu. Ya benim yüzümden de şimdi... annenin de seninle başı belaya girdi, kusura bakma. Aslında seninle pek ilgisi yok. Yani var ama yok. Şimdi sen erkeksin ya. Babama göre bütün erkekler bize. Neyse boş ver. Ruh hastası ol, psikopat. Hadi geçelim. Selamünaleyküm ağalar. Lan Tufi! Özledin mi Fikri abini? He, nasıl özledim var ya. Dün geceden beri böyle içimde bir sıkıntı hep nerede bu adam diye. Hadi lan o helalık yapma da çıkart benim birayı. Olmaz abi. Borcun çok kabardı, veremem. Oğlum, bugün sakatlık maaş günü. Vay. Ulan şu koca Almanlar da bitiremedi ya seni. Vallahi helal. Nereye bitiriyorlar oğlum? Gittik orada gurbet illerde o kadar çalıştık. Sakatlandık. Mahallen emekliye ayrıldık ya. Bir ara kamerayla peşine düşmüşlerdi. Ne oldu o iş? İstedikleri kadar tespit etmeye çalışsınlar oğlum. Hiçbir şey yapamazlar. Benim hala ağrıyor. İlla ki ödeyecekler maaşımı. Hadi oğlum hadi gevezelik etme de sen şunu tazeye çek. Ne ara içtin ya? Tufan. Hop. Bu benim masada oturanlar kimler oğlum ya? Ha onlar. Bu aşağıdaki fabrikanın işçileri işte. Patron çıkışlarını vermiş sonra da ben. Hadi ya. Selamünaleyküm ağalar, geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol abi. Ne yaptınız? Alabildiniz mi tazminat? Yok be abi, nerede? Alırsınız. Hey Tufan! Bütün işçi kardeşlerime benden bir çek. Harbi misin sen ya? Yok lan, o kadar da değil. Nerede o bulduk oğlum? Tufan! Lan. Tufan! Nerede o Fikri denen herif? Yok abi, 2 gündür görmedim ya. Hayırdır, ne oldu? Bir elime geçireyim, geberteceğim onu. Niye ya? Ne oldu? Boyacılığını mı beğenmedin? Bırak ne boyacılığı ya. Yarım yamalak iş yapmış, üstüne de inşaattaki keresteleri yürütmüş. He, yapma ya. Tamam abi, sen şimdi bir soluklan, dinlen. İlla ki gelecek. Ben gelince haber veririm sana. Yok yok, ben bekleyeceğim. O illa ki buraya gelecek. Yok abi ya, sen şey yap, bekleme. O şimdi ne zaman geleceği belli olmaz. Ağaç olursun vallahi. Fikri abi, sen git, ben sana haber veririm görünce. Tamam? Tamam. Tamam, ben bak, ararım. Bak, haber bekliyorum ha. Tamam, tamam. Ben de abi, merak etme sen. Çok iyi boya yaptın. Bayıldılar. Gel her yeri boya dediler. Uçan fırça Fikri ha. Sen var ya sen. Yalnız Tufan, kereste çok iyi bana bıraktı. Zeynep'ine mi aldın ya? Vardı zaten be. Senin gibilere güven olmaz tabii. Bir dakika. Senin gibilere güven olmaz derken? Olmaz tabii. Niyeymiş o? Çünkü hazıra konarlar da ondan. Hiçbir şey için mücadele etmeleri gerekmez. O yüzden her şeyden çok çabuk vazgeçerler. Hadi ya. Biraz ön yargılıyız sanki. Hiç sanmıyorum. Sen beni çözdün yani. Yani çözülmeyecek bir şeyin yok. İşte özel okullarda okumuşsun. Halin vaktin yerinde. Tipin düzgün. Muhtemelen boşta geziyorsun, çalışmıyorsun. Hadi ya. Ya. O zaman seninle bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Ön yargıları yıkma oyunu. Ben şimdi sana bir takım sorular soracağım. Sen de evet ya da hayır diyeceksin. Tamam mı? Başlıyoruz. Ben sana göre sadece zengin bir züppeyim. Evet. Şu çiçek ve çamaşır makinesi olayı biraz sinirlendirdi seni. Evet. Neden? Daha önce başka bir zengin züppe de mi aynısını yaptı? Sana çiçekler ve hediye alıp sonra ortadan kayıp mı oldu? Pist. Bir dakika. Bir soru sordum. Evet ya da hayır diyeceksin. Hayır. Senin gibilerin ucuz taktiklerini bilmek için tecrübeye gerek yok. Ya. Benim gibilerin hayatın çok kolay olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Baba parası yiyerek rahat rahat yaşarız yani. Bak nasıl biliyorsun kendini? Sana şöyle feleğin çemberinden geçmiş façalı bir adam yakışırdı değil mi? Aynen. Bak Filiz, insan ne doğduğu aileyi ne de nasıl yetiştirdiğini değiştirebilir. Bence de. Demek ki dizilerde olduğu gibi biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Kalkalım mı? Peki. Tamam sen dışarıda bekle ben hesabı halledip geleyim. Ha? Çıkıyoruz biz arabaya ayarla. Hasan abi bırak beni. Ne yapıyorsun ya? Demek ki neymiş? Ön yargıları kırmak önemliymiş. Hoş geldiniz. Sen burada çalışıyorsun. Evet. Vale olarak. Evet. Geçen günkü araba? Aa, o başka bir müşterindi. Biz arada böyle arabalarla turluyoruz. Hadi gel, seni eve bırakayım. Ama... Şimdi arabanın sahibi? Aa o yeni girdi. Daha çıkmaz. Hadi gel. Şundan bir kurtulalım. İşte o yüzden seni buraya getirdim. Hesabı fazla kitlemezler. Nasıl olsa elemanlarıyım diye. Ya sen manyak mısın? Burası ne kadar pahalı bir yer. Bilsem... Bilsen ne? Gelmez miydin? Gelirdim de daha mantıklı bir yere yani. Buraya değil. Baksana senin de bizden bir farkı yokmuş. İşte ben de sana onu anlatmaya çalışıyorum mesela sabahtan beri. Çamaşır makinesi? Biraz birikmişim vardı. Onunla aldım ama önemli değil yani. Ay yok artık asla kabul edemem onu. Vallahi hemen gel al. Salla. Sana salla sana mendilini, akşam oldu göndersene sevdiğini. Hayda. Hadi canım. Gıcır gıcır bu. Bana gelince elektrik faturası, sonra benim emekli maaşını çatır çatır harcaysın. Filiz! Baba. Şipiko. Canavar. Kim aldı lan bunu? Baba. Ne zaman geldin sen? Ya kızım sen şunu bırak beni sorguya suali çekmeyi de. Söyle bakalım kim aldı bunu? Hı? Bazı insanların hayatı ne güzel. Ha? Magazin okuyordum. Hikmet, kolay gelsin Esra abla. Sağ ol Rahmet, sana da. Hadi oğlum işin bittiyse çıkalım. Tamam şunları yerleştireyim çıkalım. Ben yardım edeyim oğlum, ne var? Tamam sen kolileri götür, ben de bunları yerleştir. Tamam. Hikmet, ben hallederim onları ya, siz çıkın. Ya yok, 2 dakikada hallederiz, çıkarız. İyi. Seni seviyorum diye içimden fısıldamaktan yoruldum artık. Ulan bizimki döktürmüş gene. Hayırdır, ne yapıyorsun? Hadi hemen çıkalım, defterini alayım dedim. Ben kolileri koyuyorum, sen benim defterimi mi karıştırıyorsun? Hayır oğlum, hemen çıkalım diye aldım yani. Ne oldu oğlum ya? Yürü abiciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen Esra ablaya mı aşıksın lan yoksa? Oğlum gördüm defteri. Kadın evli lan, delirdin mi? Sevmiyor abicim kocasını. Nefret ediyor. Herif bok gibi davranıyor ona. Oğlum ben o herifi tanıyorum. Alnından zımbalar ya seni. Seviyorum ben Esra'yı. Ne seviyorsun lan? O aldı değil mi lan bunu? Ha? Jigolo musun lan sen? Haberin yok. Ne bir tane tişört aldı, 2-3 tane erzak kaldı eve. Aşık mı oldun kadına? O aldı lan. Var mı o aldı? Ben de aldım. CD'ler aldım, çiçekler aldım. Aynı şeyleri sevelim diye aldım. Aynı şeyleri dinleyelim diye aldım ama sen ne anlarsın? Oğlum. Bana bak. Esra abla seni seviyorum falan dedi mi? Ha? Oldu mu yani böyle bir şey? Demedi abicim, demedi, demedi. Ben de demedim. Diyemedim. Kolay mı zannediyorsun sen demek? Kurtaramadım oğlum Esra'yı o herifin elinden. Her gün gözünün içine bakıp hiçbir şey yapamamak ne demek sen biliyor musun? En ufak fikrin var mı? Yani buraya kadar getirmene gerek yoktu. Şimdi laf çıkaracaklar. Bir daha ne zaman görüşürüz? Kimsin lan sen? Kimsin? Ne arıyorsun lan sen benim kızımın yanında? Sakin. Barış iş yerinden arkadaşım. Geçerken bıraktı. Ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dur bir dakika, dur gel buraya. Gel. Sen Barış'sın değil mi? Evet. Şu çamaşır makinesini alan Barış. Evet. Benim beyaz eşyalarımı almak sana mı kaldı lan? Şişt, baba. Bana bak koçum. Çamaşır makinesi bir evin şeyidir. Mahremidir. Benim donlarımın yıkandığı çamaşır makinesini sen alamazsın lan! Baba. Şişt, baba. Ne olur. Taksit ödeyeceğiz. Sen paranla hava mı atıyorsun lan bize? Sen benim kızımın gözünü mü boyuyorsun lan paranla? İndir lan şöyle. Ay Barış hemen git buradan, hemen. Hiçbir yere ayrılmam. Filiz'in güvende olduğuna emin olmadan buradan bir yere gitmem. Lan bozuk! Bunca yıldır kızımın güvenliğini korumak sana mı kalk? Kimsin, necisin? Baba! Senin gözün... Ay Fikri abi! Gel, tamam dur. Gel abi. Tamam, İyi misin? İyiyim. İyi misin Fikri abiciğim? İyiyim ya. Gel. Tamam, iyiyim. Bana bir şey yok, siz ona bakın, ben iyiyim. Gel abi, gel. İyiyim ben. Gel abi, gel. İyi misin Fikri abiciğim? Fikri abi. Allah'ım ya. Ne güzel, basit. Sevgili. Herif. Lan bizim fakiriz, fukarayız ama gururumuz da var, namusumuz da var. Çok şükür. Bağırma. Bağırmıyorlar ki. Bak, film seyreder gibi seyrediyor millet. İyi lan. Barış, git lütfen. Görmüyor musun? Ya makine ya ben. Ben gelene kadar bu çamaşır makinesi bu evden gitmezse yakarım. Karışmayın bana, karışma lan! Sikir lan! Git! Neden geri veriyormuş canım? Çiçek gibi makine, Allah Allah! Sen de... Dağılın siz de, film bitti, hadi! Hadi, kime diyorum ben? Ablam bana baktı. Sen doğunca da sana bakmak yani daha çok benim üstüme düştü. Ben seni böyle en yakın arkadaşım gibi... Ne bileyim, abin gibi... Baban gibi olmaya çalıştım. Ben seni daha önce böyle hiç görmedim. Tamam, aşık olmuşsun. Olurmuş. Yani bu yaşlarda insan kendinden büyüklere aşık olurmuş yani. Ama oğlum kadın evli. Biliyorum abicim kadının evli olduğunu. Hem de orospu çocuğunun biriyle evli. Ha? Bak ne güzel dedin. Adam orospu çocuğu. Yarın bir gün anlasa senin niyetini. Sen benim namusuma göz diktin diye çekip vursa ne yapacağız biz? Ben kimsenin namusuna göz dikmedim abi. Sevdim. Kimsenin namusuna göz falan dikmedim. Sevdim o kadar. Öyle. Sevdim. Allah'ım. Aslanım benim. Bak, bizim de bizden başka kimsemiz yok biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Ha, ona göre yani. Alo Filiz, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok endişelendim senin için. Yok, endişelenecek bir şey yok. Anahtarın düşmüş kapıda. Sabah gelip alırsın. Şimdi oraya kadar gelmem seni zora sokmasın. İstersen dışarıda bir yerde de... Yok yok, buraya gel. Tamam. Tamam. Abla ne yapıyorsun? Gelin sökün şunu. Niye? Ya gelin Allah Allah. Tamam bırak ağır o ya. Çık abla sen. Şundan mı? Al tut altını. Ha, tut. Yavaş. Çek. Şuna dikkat et. Sen bırak bir abla. Bir şey olacak bir yerde dur. Uyandın mı sen? Evet. Aferin sana. Gel bakalım. Yüzümüzü yıkayalım. Silginin yarısını versene bana. Bende silgi yok ki. Sınıftaki çocukları pataklayıp silgilerini almıştın. Ne oldu, bitti mi? Sen bugün gündüzcü müsün abla? Yo, akşam vardiyasındayım. Ha, ne bileyim, üstünü giyince ben de. Yok, siz geldikten sonra çıkacağım işte. Ne haber abla? Hadi çıkıyorum ben. Hadi, bekle. Hadi. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Hadi, hadi, kalk. Kiraz, sen yine yememişsin hiçbir şey. Doydum abla işte. Doydum yok, bekle. Burası Fikri'nin evi mi? Evet, buyurun. Nerede o? Çağırın gelsin. Babam evde yok, bana söyleyin. Aa, buyurun. Çekilin şuradan. Kim var lan? Kafanı estiği gibi evimize giremezsin, hayırdır? Fikri! Saklanma lan! Çık dışarı! Fikri! Çık dışarı! Ne bağırıyorsunuz be? Babam geldiğinde haber veririz, konuşursunuz. Kız Filiz, ne halt etmiş yine baban? Ayşe abla ne bileyim, hadi gir içeri ya. Ne oldu, bir durum mu var? Seni ilgilendirmez. Babam arıyor da. Aşağıdaki inşaatta boya badana işim var. Lan bu zibidi nereden çıktı? Parayı peşin saydım. Yanıma aldım deyyusu. 2 güne işi bitiririm dedi. Haydi gitsin, göstereceğim lan ben sana. Sen kahveye inip baksana, kahvededir o. 2 gündür oraya da ayak basmıyor. Belki parka gitmiştir. Şşt, söylemesene. Parka mı? Şöyle yapalım, biz bir sakin olalım ilk önce. 5 dakika konuşalım seninle bir. Ayşe abla hadi gir içeri ya. Yoksa da buradan malzeme. Hadi içeri. Allah Allah. Bu ne? Ben ne bileyim ya? Herhangi bir sıkıntı olursa sen gel yine beni bul. Tamam mı? Gerek yok bu çocuklara. Tamam. Eyvallah delikanlı. Adamsın. Sağ ol, sağ ol. Tamam, kolay gelsin. Baban keresteleri satmış. Şuna bak lan şuna. Benim evimin önünde bana hırsız diyor bak. Adam çok zor durumda kalmış. Ha. Nereden biliyorsun? Belki yalan söylüyor adam. Sen üzerine vazife olmayan şeylere karışma ya. Ben sadece yardım etmeye çalışıyorum. Etme! Kim diyor sana yardım et diye? Rahmet yeter. Hadi herkes okula. Hadi. Aferin oğlum benim. Aferin işte. Elibol oldu işte. Elibol. Aferin. Hadi. Kiraz hadi. Hadi yürü, yürü. Hadi, 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 hadi. Okula. Sen şu çamaşır makinesini al. Ne? Yani anahtar için çağırmıştın. Ha. Al. Ne bu şimdi? Söylesene makine mi sorun? Makine falan değil sorun. Ya görmüyor musun? Benim kendime ait bir hayatım yok. 2 günde kaç kere rezil oldum sana. Ya. Biz bir şey yaşayamayız işte. Bunkini de aldır. İyi peki. Ne? İyi. Benim mi? Senin mi? Benim. İster misin? İsterim tabii ya. Var mı paran? Var. Kaç para verirsin? Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.